bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Yaz kapıda. Hafta sonunda yaz 30 dereceyle kendisini hissettirecek. Bugün ise değişken hava koşullarıyla yetinmek zorundayız. İlk olarak cuma güneşten daha fazla bulut getirdi. Ancak öğleden sonra sevimli yüzünü gösterecek. Hava sıcaklığı 17 ile 25 derece arasında değişecek. Gece hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşecek. Cumartesi günü kuru, yer yer bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 29 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü ise yaz kendisini 31 dereceyle iyice hissettirecek. Bayer ilaç tekelinin Monsanto'yu satın aldığından bu yana Amerika'daki mahkemelerde başı dertten kurtulmuyor. Zehirli tarım ilacı glofasatla ilgili davalardan sonra şimdi de onlarca yıl önce çevreye verdiği zararlar mercek altına alındı. Los Angeles, perşembe günü Kaliforniya Federal Bölge Mahkemesi'ne yıllar önce çevreye zarar verdiği gerekçesiyle şirkete karşı dava açtı. Davacılar, şirketin PSB kimyasallarıyla kirlenmiş su kaynaklarının temizlenmesi için yapılan harcamalara katılmasını ve ceza ödemesini talep etti. Frankfurt Algemeiner Zeitung'un haberine göre Bayer Tekeli iddiaların temelsiz olduğunu ve kendilerini savunacaklarını açıkladı. Monsanto üretimini 40 yıl önce durdurduğu PSB kimyasalını aralarında Amerikan hükümeti de olmak üzere çeşitli sanayi kuruluşlarına satmıştı. Davacılar Monsanto'yu doğa ve canlılar için felaket sonuçlanan toksit maddelerin tehlikelerine karşı sessiz kalmakla suçluyor. Bayer Tekeli Amerikan Tekeli Monsanto'yu geçtiğimiz yıl 63 milyar dolara satın almıştı açılan çok sayıda dava nedeniyle Bayer'in borsadaki hisse senetleri büyük oranda değer kaybetti. Sondaj oylamasından nalese çoğunluk çıkmadı. Basında yer alan haberlere göre SPD Meclis Grup Başkanı Andrea Nales'in yeniden seçilmesi tehlikede. FARM grubunun gazeteleri Nales'in çarşamba günü 3 parti grubunda yapılan oylamada çoğunluğu sağlayamadığını yazdı. Aynı durum partinin tutucu Z-Hayma ve sol kanadı içinde geçerli. Bild gazetesi Nales'in meclis grup başkanı seçiminde yenilgi alması durumunda parti başkanlığından da istifa edebileceğini yazdı. SPD'nin Avrupa parlamentosu ve Bremen seçimlerinin fiyaskoyla sonuçlanması Nales üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Bu nedenle SPD lideri Andre Nales personel tartışmalarını netleştirmek için Eylül ayında yapılması planlanan Feda Meclis Grup Başkanlığı seçimini önümüzdeki salı gününe aldı şu ana kadar karşı aday çıkmadı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yaşanan yıkımdan sonra EP'de Genel Başkanı ve Meclis Grup Başkanı Andrea Nales'in istifası istendi. Salı günü yapılacak Federal Meclis Grup Başkanlığı seçiminde Nales'e rakip çıkmadı. Muhalefetlerin planı Nales'in tek başına gireceği seçimlerde az oy alması veya seçilmesi için yeterli sayıya ulaşamaması. Federal Meclis milletvekili Florian Post SPD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grup Başkanı Andrea Nales'in istifasını istedi. Andrea Nales ile bu iş gitmez. Nales seçmenleri korkutuyor. SPD Genel Başkanı olmak Nales'in çocukluk hayali olduğu için onun partiyi rehin almasına izin verilemez dedi. Eleştirilerin artması üzerine SPD Federal Meclis Grup Genel Sekreteri Carsten Schneider ise muhaliflere çağrı yaparak konuşmak yerine aday olun. Cesareti olan aday olsun, olmuyorsa da çenesini tutsun. Buyurun, salı günü çıkıp aday olun, dedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, grup başkan vekili Karl Lautabach da aday olmayan muhalifleri korkak olmakla suçladı. Lautabach, şimdiye kadar birçok kişi hem gizli toplantılarda hem de basında Nales'in grup başkanlığı için doğru isim olmadığını söyledi. Ancak bunların hiçbiri çıkıp aday olmuyor. Bunları korkak olarak görüyorum dedi. 152 üyeli SPD Federal Meclis Grubu salı günü yeni grup başkanını seçecek. Toplantı saat 14'te başlayacak. SPD kulislerinde muhalif grupların aday çıkarmak yerine Nales'in seçilmesini engellemeyi planladığı konuşuluyor. Muhaliflerin hedefi Nales'in grup başkanı olmak için yeterli oy almasını engellemek veya mümkün olan en düşük oyla seçilmesini sağlamak. SPD'nin sol kanadına mensup milletvekilleri yaptıkları toplantıda Nales'e destek konusunda hemfikir olamadı grup pazartesi ya da en geç salı günü öğleden sonra toplanarak seçimde nasıl bir tutum alacağını tartışacak. Sol kanada mensup milletvekilleri arasında nalese mesafeli duranların sayısı oldukça fazla. Her Alman vatandaşı ortalama olarak yılda 85 kilo gıda maddesini çöp atıyor. Uygun depolama ve bilinçli alışverişle bu israfın büyük bir kısmı engellenebilir yiyeceklerin çöpe atılmasında haneler başı çekiyor. Stuttgart Üniversitesi çiftçiler, yiyecek firmaları, parakendeciler ve restoranların çöpe attığı gıda maddesi miktarını 13 milyon ton olarak belirledi. En çok çöpe atılanlar ise hazır gıdalar. Çöpe atılan yiyeceklerin yarısı hanelerden geliyor. Araştırmacılara göre sebze, meyve ve ekmeğin az miktarda alınarak düşüncesizce atılmaması durumunda çöpe atılan bu gıda maddelerinin yüzde 40'ının önlenmesi mümkün. Araştırma yapan Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte und Afferswirtschaften, Gerold Hafner, gıda israfı ile ilgili olarak 2012 yılında yapılan araştırmalardan bu yana bir değişiklik olmadığını söyledi. Hafna çöpe atmaların ürünleri üretmek için gereken enerjinin de boşa harcanması demek olduğunu vurguladı. Hazır yiyecekler en büyük ekolojik ayak izine sahiptir dedi. Çünkü atılan yiyecekler sadece miktarın büyüklüğü değil, aynı zamanda çevre ve kaynakların kullanılması açısından da önemli. Stuttgart ve Hamburg'dan sonra Darmstadt'ta da aşırı azot oksit kirliliği nedeniyle bazı araç tiplerine trafiğe çıkma yasağı getirildi. İki ana yolun bazı bölümlerine yarından itibaren çok sayıda dizel ve eski otomobil giremeyecek. Gün boyunca Hessen Schau di Darmstadt'taki otomobil yasağı ile ilgili soruları cevaplayacak. Alman hükümeti elektrikli arabaların satışının artırılması amacıyla araba üreticileriyle birlikte tüketicilere ödediği 4000 euro teşvik primi süresini 18 ay daha uzattı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gelecek ay sonu süresi dolacak olan elektrikli araba satın alanlara 4000, hibrit motorlu araç alan tüketicilere de 3000 euroluk teşvik priminin 2020 sonuna kadar uzatıldığı belirtildi. Haberler.com'un haberine göre ilk olarak 2016'da ödenmeye başlayan söz konusu primlerin yarısını Alman hükümeti, diğer yarısını da otomobil şirketleri karşılıyor. Bunun için toplamda 1,2 milyar oruluk fon ayrılmıştı. Bakanlık teşviklerden yararlanmak için başvuruların arttığını fakat bunun beklenenden daha yavaş olduğunu belirtti. Derneciler Radokasen hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Merakla kalın görüş, eleştiri ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Hepinize bol güneşli bir hafta sonu dileğiyle. Sevgiyle kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.